Değerli müşterimiz, 30 yıla varan tecrübesi ve uzman kadrosuyla Ata Yatırım'ın sizler için hazırladığı gündem notlarını dinliyorsunuz. Günaydın değerli yatırımcılar. Piyasaya baktığımızda endeks yatay hareketlerini sürdürmeye devam ediyor. Burada baktığımızda endeksin yeni güne yatay başlayacağını düşünüyoruz. 1320 destek noktasını aşağı yönlü kırmızı ise 1335 direnç noktasını test edeceğini öngörmekteyiz. Bu noktayı kırmızı durumunda 1350 seviyesini yakından takip ediyor olacağız. Bizim için kritik bölge direnç noktası 1350 seviyesidir. Bu nokta kırılması durumunda ancak endekse yükselişlerin hızlanacağını söyleyebiliriz. Olası geri çekilmelerde yani 5 günlük ortalama olan 1320 seviyesinin aşağı yönlü kırılması durumunda 1310 ve 1300 seviyeleri takip edeceğimiz destek noktasıdır. Endeks genel olarak 1335-1300 seviyelerinde yön arayışını sürdürecek. Küresel piyasalar da bu şekilde ilerliyor. Yatay hareketlerini sergiliyor. Bu yatay hareketlerin sonunda bir yukarı yönlü hareket görebiliriz ama şu an için genel olarak yatay bantta hareketler sergilenmekte diyebiliriz. İki tane önerimiz açık. Bunlardan bir tanesi Arçelik, bir tanesi Ereğli. Arçelik'te yükselişlerin devam edeceğini düşünüyoruz. Yükseliş trendi içerisinde ana hedef değerimiz 31.50 seviyesi burada. Ereğli'de de baktığımızda 12.30 ve 12.97 şeklinde iki tane hedef değerimiz var. Yukarı yönlü hareketlerin devam edeceğini düşünüyoruz. Brent petrol 48 dolarda HRC fiyatları yani MTR'larda yine bir toparlanma yukarı yönlü hareket görme ihtimalimiz yüksek. Bu da Ereğli gibi MTR şirketlerine pozitif yansır diye düşünüyoruz. Bunu söylemiş olalım. Suudi Arabistan'la ilgili gelişmeler var. Biliyorsunuz ki o tarafta Türkiye'ye karşı uygulanan gayri resmi bir ambargo vardı. Bu ambargoya baktığımızda genel olarak Türk mallarına karşı bir ambargo vardı. Bu da iki ülke arasında biraz daha gerilimi arttırmıştı. Ama son zamanlarda bu gerilimin yavaşladığını ve iyi ilişkilerin kurulduğunu görüyoruz. Buradaki amacımız, bunu söylemek amacımız Suudi Arabistan'da işlerin iyi olması durumunda iki ülke arasında ülker pozitif etkilenmekte. Tekfen önümüzdeki günlerde buradan iş alabilme potansiyeli var diye pozitif etkilenmekte. Bu iki hisse bugün için biraz daha olumlu ve pozitif hareketler sergileyebilir. Bunun altını çizmiş olalım. Ayrıca Tüpraş dün bir haber açıkladı. İzmir Rafinerisi'nde gerçekleştireceği bakım ve iyileştirme çalışmalarından dolayı 1 Ocak ile 28 Şubat arası öngörülen tarih bu. Bir duruş söz konusu. Kabaca bu duruşta da ayda yaklaşık 250 bin ton azalma öngörülecektir diyor üretimde. Ama şunu da söylüyor şirket. Bu kesintiye rağmen şirketin genel olarak mevcut stokları ve diğer rafinerilerden üretimlerinden bunu karşılayabileceğini söylüyor. Analistimiz bunu nötr olarak algılamakta. Ayrıca petrol fiyatları yukarı yönlü hareketlerini sürdürürse bu zaten olumlu yansıyacak diye söyleyebiliriz şu an için. Anlık satışlar gelse de önümüzdeki günlerde bir toparlanma hareketi görme ihtimalimiz çok çok yüksek. Genel olarak yatay bir güne başlıyoruz. Gün içerisinde yön karar verilir diye düşünüyoruz. Küresel piyasalar ve enflasyon verisini takip ediyor olacağız. Enflasyon verisinde biz piyasadan biraz daha yukarıda bekliyoruz. %2 gibi bir enflasyon gelmesini bekliyoruz. Eğer bizimki gibi Kasım ayı enflasyonu gerçekleşirse yıllık enflasyon 13.7 olacak. Bu tabii ki piyasa 1'in üzerinde bekliyor. 1.1 civarında bekliyor. Eğer sürpriz olumsuz bir enflasyon olursa piyasa tabii anlık olarak biraz rahatsız olabilir. Genel olarak diyeceklerim bugünlük bu kadar. Herkese iyi seanslar diliyorum. Kolay gelsin. Bu kayıtta yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Sağlıklı ve bol kazançlı günler dileriz.